Sevgili izleyiciler merhaba. Ev, ofis ve bahçelerinizde yetiştirdiğiniz çiçeklerin çoğunu çelikle kolaylıkla çoğaltabilirsiniz. Peki çelik nedir diye sorduğunuzda, çelik bitkilerin kök, gövde, yaprak ve dallarından kesilerek hazırlanan parçalara çelik denir. Bazı çiçeklerin çelikleri suda veya toprakta kolaylıkla köklenmektedir. Suda veya toprakta kolay köklenen bitkilerin ağırlıklı olarak otsu yapıya sahip olan bitkiler olduğunu görüyoruz. Odunsu yapıya sahip olan bitkilerin çeliklerini köklendirmek, otsu yapıya sahip olan çelikleri köklendirmekten daha zordur. Bunlara örnek olarak 1. Oya ağacını, 2. Borsuk, 3. Mazı, 4. Hatmi, 5. Gül, 6. Begonvil, 7. Ortanca ve bu şekilde bunları da birçok örnek sayarak artırabiliriz. Az önce saydığım çelikleri zor köklenen türlerde ve buna benzer özellikle odunsu yapıya sahip çeliklerin köklendirilmesinde ne yapabiliriz? Köklendirmeyi kolaylaştırmak için köklendirme hormonları kullanabiliriz. Peki hormon nedir diye sorduğunuzda hormonu şu şekilde tanımlayabiliriz. Bitki hormonu bitki bünyesinde sentezlenen, sentezlendiği yerden bitkinin diğer organlarına taşınabilen, taşındığı organlarda çok düşük dozlarda bile etkili olabilen organik maddelere bitki hormonu diyoruz. Sevgili izleyiciler, bitki hormonu ile bitki gelişim düzenleyicileri aynı şey değil. Bitki hormonu bitki bünyesinde doğal olarak sentezlenir. Bitki gelişim düzenleyicileri ise sentetik olarak yapılır. Yani bunlar bitki bünyesinde sentezlenmez. Her bitki hormonu bitki gelişim düzenleyicisidir. Ancak her bitki gelişim düzenleyicisi bitki hormonu değildir. Çeliklerin köklenmesini teşvik etmek için bizler ne yapabiliriz? Bunun 3 tane yolu var. 1. Çelik üzerinde yaprak bırakmak. 2. Çelikte yaralama yapmak. 3. Köklendirme hormonu kullanmak. Hemen bir ortanca çeliği hazırlayayım size. Ortanca çeliğinin nasıl hazırlandığını yine YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. Çeliğin üzerinde yaprak ya da tomurcuk bırakmak ne işe yarar? Yapraklarda fotosentez olduğundan dolayı karbonhidrat üretilir. Yani bitkiye enerji üretilir. Tomurcuklarda ise hem tomurcuk hem de yapraklarda yine köklenmeyi teşvik eden oksinler sentezlenir. İkincisi yaralama yapmak. Yaralamayı da özellikle biz odunsu türlere sahip çeliklerde tavsiye ediyoruz. Ne olabilir bu? Oya ağacı olabilir, begonvil olabilir, onun haricinde gül olabilir, hatmi olabilir, ateş dikeni olabilir gibi. Nasıl yaralama yapacağız? Bakın makasımızı aldık. Çeliği ben hazırlamıştım daha önce de. Bakın gözümüz burada. Ne yapıyoruz? Alttan şu şekilde sadece kabuğu soyuyoruz. Bakın buna biz yaralama diyoruz. Peki yaralama yaptığımız zaman ne işe yarıyor bu yara? Bu yarada karbonhidratlar ve hormonlar birikiyor bu yara kenarları boyunca. Dolayısıyla burada biriken karbonhidrat ve hormonlar ne yapıyor? Kök oluşumunu teşvik ediyor. Köklenmeyi teşvik etmek için üçüncü yöntemimiz hormon kullanmak. Çeliklerin köklendirilmesinde genellikle oksin kullanılır. Üç farklı oksin var. Bunlardan bir tanesi IAA dediğimiz indol asetik asit. Bu doğal bitki hormonu olup bitkinin bünyesinde sentezlenir. Diğer ikisi ise sentetik hormonlardır. Bunlardan bir tanesi indol butirik asit ve dünyada çeliklerin köklendirilmesinde en yaygın kullanılan hormon bu. Diğeri ise naftalen asetik asit. Bu da toz bir hormon. Bakın bu şekilde. Toz bir hormon. İçerisinde şu şekilde gösterebiliriz. Bakın şu şekilde toz bir hormon olduğunu burada görüyorsunuz. İndol butirik asit ve naftalin asetik asit eskiden ağırlıklı olarak tek başlarına kullanılıyordu. Ancak özellikle son yıllarda bu iki hormon birlikte karışım yapılarak kullanılıyor. Ve şu an piyasada hazır satılan hormonların çoğu karışım halinde satılıyor. Ne var bu karışımlarda? Bakın burada gördüğünüz gibi NAA naftalin asetik asit, diğeri de IBA indol butirik asit. Piyasada buna benzer çok sayıda hormon var. Hem katı halde yani toz halde hem de sıvı halde. Sevgili izleyiciler, şimdi sizlere
Hormon nasıl hazırlanır? Sıvı hormon nasıl hazırlanır? Toz hormon nasıl hazırlanır? Onları uygulama olarak göstereceğim. Aynı zamanda piyasada ticari olarak satılan köklendirme hormonları nasıl kullanılır? Onları da yine size uygulama olarak birazdan göstereceğim. Dünyada çeliklerin köklendirilmesinde en yaygın kullanılan IBA yani indol butirik asit. Saf hormondan 1 sıvı formunda, 2 doz formunda olmak üzere 2 farklı şekilde hormon hazırlanabilir. Şimdi sizlere ben IBA yani indol butirik asitten sıvı hormon nasıl hazırlanacak onu göstermek istiyorum. IBA indol butirik asit demek. Peki bunu nereden temin edebilirsiniz? Medikallerde satılıyor. İnternet üzerinde de yine indol butirik asit diye yazıp temin edebilirsiniz. Bu şekilde bu 5 gram daha büyük ambalajları da bunun var piyasada. Peki indol butirik asit 1000 ppm'lik indol butirik asit nasıl yapılır? Şimdi öncelikle neden 1000 ppm? Süs bitkilerinin köklendirilmesinde genellikle 1000 ile 2000 ppm hormon kullanıyoruz. Yani salon çiçeklerinin özellikle. Zor köklenenlerde daha yüksek dozlarda 4000, 5000, 10000 ppm'e kadar hormon kullanıyoruz. Ancak genellikle ev çiçeklerinde 1000-2000 ppm'lik hormon yeterli oluyor. 1000 ppm hormon ne demek? 1 litre suya 1 gram hormon koyarsak 1000 ppm yapar. 1 litre suya 2 gram hormon koyarsak 2000 ppm yapar. Peki suyu düşürürsek, yani suyu azaltırsak, yarım litre suya 1 gram hormon koyarsak doz ne olur? 2 katına çıkar. Neden? Çünkü suyu yarıya düşürüyoruz. Yarım litre suya 1 gram hormon koyarsanız 2000 ppm hormon elde etmiş olursunuz. Şimdi ben size örnek olarak 1 litre suda 1 gram hormon yapacağım. Hormonum da boşa gitmesin diye, çünkü şu an köklendirme yapmıyoruz, kullanmayacağız. Dolayısıyla ben size yarım litre suda ne yapmak istiyorum? 1000 ppm hormon yapmak istiyorum. 1 litre suya 1 gram koyarsak 1000 ppm yapar. Yarım litre suya yarım gram hormon koyarsam yine 1000 ppm yapar. Dolayısıyla bu hormonumda ne yapmam gerekiyor? Yarım gram tartmam gerekiyor. Biz daha önce hormonları tarttığımız için bir çay kaşığının ne kadar gram geldiğini biliyoruz. Bakın çay kaşığını hemen hemen ağzına kadar doldurduğunuzda şu an bakın darasını aldık kabın, yaklaşık yarım gram gelecek. Bakın 0.47, bir iki tane doz attığımız zaman yarım gram geleceğini göreceksiniz. Evet bakın hemen hemen bir çay kaşığı hormon IBA'mız ne yapıyor? Yarım gram geliyor. %96'lık alkol var. Etanol şeklinde, metanol şeklinde piyasada satılıyor bu. Siz alkol bulamazsanız asetonda da çözebilirsiniz. Ne yapacağız? Önce hormonu az bir alkolün içerisinde çözeceğiz. Çözdükten sonra üzerini 250 ml alkolle tamamlayacağız. Toplam solüsyonumuz yarım litreydi. Üzerine de bakın önceden suyu hazırladım ben. 250 ml su koyacağım. Öncelikle ne yapmam gerekiyor? Hormonumu alıyorum. Eritmek için beğerimize döküyoruz. Daha sonra toplam ne yapmam gerekiyordu? 250 ml alkol hazırlamam gerekiyordu. Şu anda da yine alkolü hazırlayayım. Evet bakın 250 ml ne yaptım? Alkolü aldım. Şimdi bu 250 ml alkolden öncelikle 50 ml alacağım. Bunun miktarı şu an çok önemli değil ama yaklaşık 50 ml aldım ve bu 50 ml'yi yavaşça hormonun içerisine şu şekilde yavaşça döküp hormonumuzu şu şekilde karıştıracağız. Daha sonra alkolümüzü elime alıyorum, hormon solüsyonumu. Bakın şu şekilde karıştırıyorum. Alkolde bakın hormonumuzun çok kolay bir şekilde önce az bir alkolde bakın tamamen eridiğini görüyorsunuz. Alkolümü ne yapıyordum? Toplam 250 ml alkol kullanacaktım. Yarım litre solüsyon için. Alkolümü döküyorum. Tekrar karıştırıyorum. Alkolümüzü karıştırdık. Şimdi sıra üzerini
500 mililitre suya tamamlayacağım. Bakın solüsyonumu suyla beraber, tabii bir yandan da karıştırmam gerekiyor. Yine solüsyonumu ne yapıyorum ben? Suyla beraber yarım litreye tamamlıyorum. Evet, bakın şu an elimde toplamda yarım litrelik bir hormon solüsyonum var. Sevgili izleyiciler, hormonun hazırlaması bakın bu kadar basit. Peki hormonu nasıl muhafaza etmemiz gerekiyor? Hormonun hepsini aynı anda kullanmayabilirsiniz. Örneğin elinizde 5-10 tane çelik varsa hormonunuzu renkli bir şişeye koymanız gerekiyor. Işık alırsa hormon bozulur. Ne yapmamız gerekiyor? Onun için hormonumu bir renkli şişeye yerleştiriyorum. Bu şekilde. Bütün hormonu yerleştirmeniz gerekiyor. Ben size şu an sadece örnek gösteriyorum. Şişemin ağzını kapatıyorum. Renkli şişe hormonun ışık almaması gerekiyor. Kullanacağınız zaman bunu da bölerek çeliklerinizi bandırabilirsiniz. Kullandıktan sonra hormonunuzu mutlaka buzdolabında artı 4 derecede muhafaza etmeniz gerekiyor. Az önce sıvı IBA 1000 ppm'lik hormonumuzu hazırladık. Ben size örnek olarak şimdi bunun nasıl kullanılacağını göstermek istiyorum. Elimde gül çeliği var. Gül çeliğinin nasıl köklendirildiğini YouTube'daki videomdan izleyebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Çeliğimizi alıyoruz. Dipten 1 ile 2 cm'lik kısmı, bakın solüsyon hormonumuz burada. Bunu daldırma şeklinde, bakın hormon çeliğimi hormonun içerisine yaklaşık dip kısmından 2 cm bandırıyorum. 5 sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 saniye daldırdıktan sonra kaldırıyorum. Şu şekilde dibindeki hormon damlasını şişenin kenarına vurduktan sonra bunu hangi ortamda köklendirecekseniz oraya dikiyorsunuz. Şimdi de toz hormonu nasıl hazırlanır onu göstermek istiyorum. Elimde yine iki tane hormon var. Bu kez bakın farklı bir hormonumuz da var. Naftalen asetik asit. Diğeri yine elimizdeki indol butirik asit. Öncelikle toz hormonu hazırlamak için mutlaka bunlardan biri olması gerekiyor. Saf hormon olması gerekiyor. Örneğin yine indol butirik asidi seçelim. IBA'yı alıyoruz. Nereden? Medikallerden ya da internetten temin ediyorsunuz. Buna biz aktif madde diyoruz. Aktif maddemiz ne olacak? Hormon. İkinci olarak taşıyıcı maddeye ihtiyacımız var. Peki taşıyıcı madde nedir? Talk pudrası, ince kömür tozu veya kül kullanılıyor. Ama yaygın olarak talk kullanılır. Şu an elimde yok size göstermek için ama piyasada satılıyor talk olarak. Ne yapıyoruz? Talk alıyoruz. Örneğin 1 gram IBA hazırlayacağız. 1 kilogram talk alıyorsunuz. 1 kilogram talk aldıktan sonra talkı herhangi bir kabın içerisine yerleştiriyorsunuz. Talkın içerisine hamur haline getirmemiz gerekiyor. Herkes hamuru biliyor. Bu 1 kilogram talka su dökeceğiz ve ne kadar ya da kaç mililitre su döktüğümüzde hamur haline gelecek onu öncelikle tespit etmemiz gerekiyor. Yani 1 kilograma 1 litre su da gidebilir, yarım litre su da gidebilir. Bunu yaparken şu an elimizde olmadığı için sadece size anlatmak istiyorum. Bunu kendiniz tespit edeceksiniz. Yani 1 kilogram talka hamur hale gelinceye kadar suyu koyacağız ve buradaki su miktarını tespit edeceğiz. Öncelikle bu. Peki daha sonra ne yapacağız? 1 kilogram talk veya diğer taşıyıcı maddenin ne kadar su ile hamur hale getirileceği tespit edilince kullanacağımız çözelti miktarı da tespit edilmiş olur. Daha sonra IBA veya NAA'dan 1 gram tartılır ve %96'lık alkolde veya asetonda eritilir ve su ile önceden hacmi belirlenen çözelti miktarına tamamlanır. Taşıyıcı maddeden yani talktan 1 kilogram tartılarak bir kaba konur ve üzerine hazırlanan hormon çözeltisi dökülür. Daha sonra karıştırılarak hamur haline getirilir. Daha sonra da kurutulur ve havanda dövülerek toz haline getirilir ve renkli şişelerde saklanır. Nasıl bir toz hale gelecek? Şimdi size onu göstermek istiyorum. Bakın örneğin bu hormon, bu bahsettiğim hormon, şu şekilde bakın. Bu bahsettiğim yöntemle elde edilmiş, talka emdirilmiş IBA'yı görüyorsunuz burada. Videolarımda bana hep soruyorsunuz ya, hocam daldırdığınız beyaz nedir diye. İşte o beyaz bu sevgili izleyiciler. Peki bunu ne yapıyoruz? Bakın az önce sıvıya daldırıyorduk.
Hazır hale getirdikten sonra toz halde hormonumuz, bunu nasıl kullanacağız? Çeliğin dibini bir bezle ya da suyun içerisinde mutlaka ıslatın. Ben örnek olsun diye bakın şuradan hemen çeşme suyundan bunu ıslatıyorum. Bakın şu şekilde. Neden ıslatıyorum? Hormon çeliğin dip kısmına yapışsın diye. Ve yine bakın geliyoruz alttan hormonumuzu bakın bu şekilde göze kadar yani yaklaşık bir 2 santimetre civarında yaptım. Daldırdım ve toz hormon çeliğimizin dip kısmına yapıştı. Bundan sonraki aşama ne oluyor? Çeliğinizi dikeceksiniz. Hormonunuzu kendiniz hazırlayamıyorsanız. Yani az önce hem sıvı hormon hazırladım hem de toz hormon hazırladım. Hocam bunlar zor biz yapamıyoruz derseniz size 3. seçenek piyasada hazır satılan hormonlardan kullanabilirsiniz. Buna örnek olarak bir tane yine benim YouTube videolarımda çok kullandığım örneği Masplen. Bitki gelişim düzenleyici olarak geçer sevgili arkadaşlar. Bakın buraya ne yazıyor? Büyüme, bakın burada büyüme gelişim düzenleyici. Yani bunlar sentetik hormon. Bu hazır hormonlar genellikle bakın burada gördüğünüz üzere NAA yani naftalin asetik asit ve IBA, indol butirik asit. Yani piyasada satılan hormonların çoğu indol butirik asit ile naftalin asetik asidin karışımından elde ediliyor. Bu elimde şu an biz bunu temin ettik. Bunların dışında piyasada Empower, Lena, Elfroth gibi, Estroth gibi farklı markalarda hormonlar var. İnternette köklendirme hormonu yazarsanız istediğiniz markayı tercih edebilirsiniz. Peki bunları nasıl kullanacağız? Bir de rasin var, sıvı olanlar var. Yani bunların hem tozu hem de sıvı olanları var. Elimde şu an toz var. Bunları sevgili izleyiciler can suyu şeklinde veriyoruz. Örneğin bunun dozu ki genellikle toz hormonların piyasada hazır satılan hormonların dozu 100 litre suya 50 gramdır. Bu da ne yapar? 1 litre suya yarım gram yapar. Bakın bir tane size 1 litrelik hazırlayalım. Bakın toz hormon, hazır hormon Masplend'den ne yapmamız gerekiyor? 1 litre suya yarım gram gerekiyordu. Bakın bir çay kaşığını hemen hemen tam doldurduğunuzda yaklaşık yarım gram geliyor. Biz bunu daha önceden tarttık. Belki miligram şeklinde az olabilir. Düşmelerden dolayı. Bakın çok az bir ekleme yapmamız gerekiyor. Bakın şu şekilde. Evet bakın hemen hemen bir çay kaşığını doldurduğunuzda ne yapıyor? Yarım gram yapıyor. Suyumuzu görüyorsunuz. 1 litre çeşme suyu. Tezgahın renginden dolayı sarı gibi gözüküyor. Hormonumuzu alıyoruz. 1 litre suya yarım gram. Neden? Çünkü piyasada hazır satılan hormonun arkasına ne diyor? 100 litre suya 50 gram koymanız gerekiyor diyor. Bu da 1 litre suya yarım gram yapar. Bu da suda çok kolay eriyor. Bakın şu şekilde. İyice karıştırıp hormonu erittikten sonra sıra kullanmaya geldi. Bunu nasıl kullanacağız? Çeliklerinizi saksıda toprağa dikeceksiniz. Perde hangi ortamı kullanıyorsanız. Çeliklerinizi dikeceksiniz. Diktikten sonra hormonu alacağız. Hormonu bu kez can suyu şeklinde vereceğiz. Ne yapacağız? Diktikten sonra hormonu can suyu şeklinde bolca hormonlu su yani hormonlu solüsyonla beraber sulayacağız. Bunun da kullanımı bu şekilde. Diğer Empower gibi, Elfroth gibi, Lena gibi yine diğer markalarda toz hormonların kullanımı bu şekilde. Can suyu şeklinde veriliyor. Rasin sıvı, sıvı olduğu için onu üzerinde belirtilen dozda yine ne yapmanız gerekiyor? Suya ekleyip yine aynı şekilde can suyu şeklinde vermeniz gerekiyor. Hormonların dozu bitkinin türü ve çeşidine göre, çeliğinizin tipine göre ve uygulama şeklinize göre değişebilir. Çeliklerinizin köklenmesine, kullandığınız köklendirme ortamı dışında sıcaklık, nem ve ışığın da büyük bir önemi var. Dolayısıyla bu koşulları da çelikler için uygun şekilde mutlaka ayarlamanız gerekiyor. Sosyal medyada birçok alanda olduğu gibi köklendirme hormonları ile de yalan yanlış, saçma sapan birçok şey paylaşılıyor. Bu alana hizmet etmiş ve yıllarını vermiş bir akademisyen olarak size şunları çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. 1. Tarçın köklendirme hormonu değildir ve köklenme üzerine kesinlikle etki etmez. Tarçın antifungal ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Daha çok
hastalıklara karşı kullanılır. 2. Aspirin. Aspirin hormon değildir ve çeliklerin köklenmesine kesinlikle etki etmez. Aspirini iki alanda kullanıyoruz. 1. Vazodaki canlı çiçeklerin ömrünün uzatılmasında. 1 litre suya, vazodaki çiçeklere 1 litre suya 1 tablet aspirin koyarsanız vazodaki canlı çiçeklerinizin ömrü uzar. 2. Sulama suyuna 1 litre suya 1 tablet aspirin atarsanız suyun pH'ı düşer. Dolayısıyla saksı çiçeklerini aspirinli suyla sularsanız pH düşeceği için bitkiniz oradaki besin elementlerini daha iyi alabilir, daha iyi gelişebilir. 3. Patatese koydun, köklendirdin. Bal kullandın, köklendirdin. Sevgili izleyiciler, ya bu tarz bilgilere ben sadece gülüp geçiyorum. İşiniz yoksa bunlarla uğraşabilirsiniz. Bunlarla vakit geçirebilirsiniz. Ama işiniz varsa, zamanınız değerliyse bu tarz bilgilere kesinlikle inanmayın ve kesinlikle de bunlara zaman ayırıp denemeyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayalım. Beni ayrıca Facebook Soner Kazaz ve Instagram Soner Kazaz isimli sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Facebook'ta Çiçek Bakımı ve Yetiştiriciliği isimli grubum var. Sizleri aynı zamanda bu gruba katılmaya davet ediyorum. Yeni bir video yayınladığımda haberiniz olsun istiyorsanız abone olmayı ve küçük zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.